9 Haziran Perşembe Bir Gün Gazetesi Nazım Alpman Küfür serbest, eleştiri yasak. Türkiye'de şahane bir özgürlük ortamı oluştu. Gayet güzel biçimde hakaret edilebiliyor. Küfür etmek basın özgürlüğünün sınırlarını alabildiğine genişletiyor. Ölümle tehdit etmekse tamamen ifade özgürlüğü kapsamı içinde değerlendiriliyor. Söz konusu ortam yargı kararlarıyla da teyit ediliyor alabildiğine geniş olan bu özgürlük ortamından istifade edebilmek için küçük bir gayret gerekiyor. Bizim meslek açısından büyük kolaylıklar söz konusu. Eskiden ister sağcı olsun, ister solcu, ister futbolcu hiç önemli değil. Önemli olan özgürce yazmak. Bunun için her şey yapabilirsiniz. Ama bir şey hariç. İktidarı eleştirmek. İktidarın hataları dışında son derece geniş bir basın özgürlüğü alanı kalıyor. Muhalefete muhalefet etmek bulvarına girerseniz son derece zevkli, heyecanlı, renkli, en önemlisi risksiz gazetecilik yollarında kendinizi kaybedebilirsiniz. Muhalefeti al, yatır masa üstüne, ister enine kes, ister boyuna. Size kimse bir şey yapamaz. Sıkıysa yapsın. Memlekette basın özgürlüğü var. Sadece eleştirmekle kalma, hakaret de et. Hiç korkma, Muhalefet bu yeni Türkiye'ye alışmak zorunda. Demokrasinin de kuralları değişti artık. Türkiye tipi yeni demokraside milli iradenin yerini mafya aldı. İktidar mafyası iken muhalefete düşen, organize duş örgütü lideri içinde olduğu bütün dolapların kapaklarını açıp eski ortaklarına soğuk duş yaptırabiliyor. Ülkedeki her gelişmeye karşı binlerce özlü sözü olan asabi lider, organize duş örgütü önderinin tarihi açıklamalarına karşı olanca saygısıyla sessizliğini koruyor. Onu muhatap almıyor ama ortaya saçılanlar üzerinden eleştiri yapanları ise bir güzel haşlıyor. Bizim yaygın medyamız bu yeni modele çoktan uyum sağladı bile. Hoş eskiden de farklı değildi ya, onu da bir satır arasına yazalım. Şimdiler eskinin kötü kopyaları ama kesinlikle onların çok uzağında değil. Devlet söz konusuysa her şey teferruattır. Artık eski devlet yok. Daha dinamik, hızlı karar alan, derhal uygulayan, kimsenin gözünün yaşına bakmayan büyük tek devlet var. Biraz da tekerleşmiş halde en tepeden ses geliyor. Yargı hesap soracak. Hop, yargı o gün hesap sormaya başlıyor. Zaman kaybı söz konusu değil. Böylesi sıcak gelişmelerde yeni özgür basın devreye giriyor. Susun ulan kepazeler. Özgürlüğün en güzel yanı da burada zaten. İçinizden geldiği gibi küfür edebiliyorsunuz. Çünkü fena halde basın özgürlüğü var. Bütün sorun saygıdan kaynaklanıyor. Çok büyük başarılara imza atılıyor. Dünyanın en önemli siyasi markası haline gelmiş bir lider mevcut. Orta yerde duruyor. Kör gözler dahi bunu görüyor ama bir grup bunu görmemekte direniyor. Daha doğrusu görüyor da saygı duymadığını hissettiriyor. Bu hissiyat çok önemli. Saygı duyulmamak. O zaman özgür medya, özgürlüğün bütün sınırlarını darmadağın edercesine bize saygı duyun ulan diye manşetlerden kibarca uyarıyor. Yeni sistem yavaş yavaş oturuyor. Küfür serbest, eleştiri yasak.